kokun diyor. Diyor ama kelimeler tahmin edilebiliyorsunuz. Ben bazen şöyle diyorum ki, ayem. genelde dünyada bu çok dünya turunda bunu görüyoruz. An Dr. Hasan Akın, wir beide sind ja Gründungsväter der Städtepartnerschaft. Büyükçekmece ve Gelsenkirchen kentinin kardeş şehir olmasını sağlayan biz ikimiziz diyor. Bu çatıyı biz ikimiz birlikte kurduk diyor. İkisi birbiriyle karşılaştırılacak bir görev değil diyor. Ancak futbol kulübü yönetmek de hiç kolay değil diyor. Çünkü seyirciler diyor futbol oyuncularından, antrenörlerinden oluşuyor. Alınacak olan her türlü karar onların onayından bir şekilde geçmesi gerekiyor diyor. Politika da kolay değil diyor. Her ikisi de zor diyor ama ikisi birbirinden çok farklı. Bizde de diyor böyle bir gelenek var diyor. Her kentin diyor yetişkin eğitimi veren Volkshochschule adında eğitim merkezlerimiz var diyor. Bu da bizde bir gelenektir diyor. Olumlu karşılıyor. Dünyanın en büyük liderlerinden birisi diyor. Ülke adamlarından birisi. Er hat das türkische Volk einmal vereint. Das war seine große. Türk halkını birleştirdi. O onun en büyük başarısı. Und es hat sie auch in die moderne Gesellschaft geführt. Modern topluma doğru ilerlemesini sağladı diyor. Yenilikle birçok sorunu çözdü diyor. Bir araya getirdi insanları diyor. Kemal Atatürk hat ja gezeigt, dass man so wie gehandelt hat, dem modernen Weg und dadurch natürlich die moderne Türkei geschaffen hat. Geçmiş daima eski moda anlamına gelmiyor diyor. O yüzden başkanımız Doktor Hasan Akgün'ün de onun yolunda ilerlediği için takdir ettiğini söylüyor. Almanya'da tabii ki 4 milyon civarında Türk yaşıyor. Bizim Schalke 04 takımının başkanı Gerhard Rebeck'le dostluğumuz 20 yıla dayanıyor. Daha da fazla. Ama kardeş şehir dostluğu 20 yıl gibi. Almanya'da birinci jenerasyon bocaladı Türkler adına. İkinci jenerasyon karışık ama üçüncü jenerasyon Almanlarla Türkiye arasında müthiş bir bağ kurdu ve kurmaya devam ediyor. Çünkü iş veren o durumundalar. Öncekiler işçiydi. Ortadakiler ne yaptığı belli değildi. Üçüncü jenerasyon, yeni jenerasyon artık iş veren durumunda. Alman gibi konuşuyor, Alman gibi düşünüyor ama Türk olarak yaşıyor. Bu büyük bir avantaj. Bu nedenle Almanya ile olan bağlarımızı kardeş şehir ilişkileri içerisinde çok güçlendirdik. Münih'te Gauting şehri ama Almanya ve Salzgitter şehri Almanya'nın kuzeyinde. Ama Gelsenkirchen denildiği zaman yaklaşık 70 bin Türk'ün yaşadığı bir alan. Kuzey Westfalen eyaletinin merkezi, sanayi bölgesi, işte maden bölgesi. Çokça Türk var. Bu nedenle özellikle Schalke 04'ün olduğu bölgeye yöneldik. Mesela orada Essen, Buyer, ondan sonra işte Gelsenkirchen, Bochum gibi şehirler birbirine bisiklet yolu mesafesindedir. O nedenle birbirine çok yakın, çok yoğun bir nüfusun yaşadığı yer. Bu nedenle de Türklerin çok olduğu yer. O nedenle o bölgelerdeki kültür sanat alışverişini karşılıklı hem ticari ama özellikle sosyal alanda çokça faaliyetlerimiz var. Örneğin yıllar önce bizim burada bulamadığımız engelli arabalarını bu kardeş şehrimiz Gerhard Rebeck gönderiyordu. Bizde yoktu engelli motorlu akülü arabalar. Yüzlerce, binlerce. Sadece Büyükçekmece değil, Türkiye'nin her yerine onları biz dağıttık. Böyle çok müthiş bir dostluğumuz var. Bir sosyal faaliyetin, bir kültürel faaliyetin bir şehre etkisi, bir şehre etkisi, bir şehri etkilemesi. Derstir bu. Ben şehircilik hocasıyım. Bu derstir. Ders olarak okutulması lazım. Kendisi müthiş bir Atatürk seven bir Atatürkçü. Benden